Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam. Son operasyonlar nedeniyle, KCK kaynaklı operasyonlar nedeniyle yaşanan bir fikri tartışmayı programımız boyunca size etraflıca aktardık. Şimdi hattımızda Hüseyin Gülerce var. İyi akşamlar Sayın Gülerce. Atilla Bey. Efendim bugün biz programımızın başından itibaren o bölümde de size ulaşmak istedik ama bir telefonunuza ulaşamadık. Sonuçta şu noktayı tartışıyoruz. Sizin bugünkü yazınızda da KCK davası nedeniyle yürüyen operasyonlarda son iki tanınan ismin tutuklanması nedeniyle bir ifade kullanıyorsunuz. Liberaller ve yol ayrımı diye. Şimdi evet. Burada çok ilginç bir şey belki hatırlayacaksınız. 2008'de sizin eski bir yazınızı buldum ben. Orada da yine böyle bir tartışma varmış. Çok enteresan. Diyorsunuz ki insanız tabii ki farklı düşüneceğiz. Yani kimsenin ittifak ettiği de yok. Herkes kendisi kalarak ülke ve insanımız için doğru bir çizgide birleşiyor. Liberaller AK Parti'yi terk ediyor. Biz dememiştik, dememiş miydik diye zil takıp oynayanlar var. Bunları sevindirmenin de bir anlamı yok diyerek o zaman da bir tartışma vardı. Tarih hatırlıyorum, evet. Hatırladınız. 3 yıl sonra tabii, tekrar tabii. Böyle bir tartışma var. Yani biz burada yani tarafların hangisi haklı haksız meselesi değil de sizin duyarlılığınızı da biliyoruz. Yani siz burada farklı bir ses gibi öne çıktınız. Çünkü Ali Bayramoğlu, Nazlı Ilıcak, Sedat Ergin, Ahmet Kekeç, Mustafa Akyol, Eyüp Can, burada Oral Çalışlar tabii ki. Evet, hepsi benim arkadaşlarım sayılır. Biliyorum yani çok da yakın fikri temeller üzerinde. Oturup kalkmışlığımız da var toplantılarda. Evet. Şimdi tabii zaman zaman insanlar ailelerinde de aynı şeyi düşünecek ortamı bulamıyorlar. Şimdi burada sizin ama dikkat çekmek istediğiniz bir şey var. Yani 3 yıl önce böyle düşünürken bugün sanki biraz daha mesafeli bir duruşunuz varmış gibi. İşin içinde tabii terör eksenli bir tartışma olduğu için. Evet, ne diyeceksiniz? Mesafeli değil de ben bir itirazda bulunmak istiyorum. Yani benim yaptığım o arkadaşların bugün bir koro haline getirdikleri meselede farklı düşündüğümü kayda geçirmek istiyorum. O da şudur. Şimdi o arkadaşlarımızın ben Türkiye'de Kürt meselesinin çözülmesini samimiyetle istediklerini biliyorum. Evet. Ama bir tarafa ağırlık veriyorlar gibi geliyor. Yani denge çok önemli bir şeydir. Şöyle bir ağırlık verme var. Devletin yaptıklarına karşı bir itiraz sesi yükseliyor emniyet güçlerinin. Fakat PKK'nın yaptıklarına aynı yükseklikte bir itiraz gelmiyor mesela. Bu beni şimdi rahatsız ediyor. Ha, aynı dozda olmadığını tespit evet, ediyorsunuz. Yani öyle mesela diyorsunuz. Canlı bomba geliyor masum bir kadını ve çocuğunu öldürüyor Bingöl'de. Şimdi buna insanlık adına bu cinayettir. Böyle Kürt davası mı olur, PKK davası mı, KCK davası mı olur diye bir hop oturup hop kalkma yok. Halbuki bu KCK tutuklamalarında çok ciddi bir yüksek sesle hop oturup hop kalkma var. Bir defa buraya bir itirazım var. Benim yani bu yargılamalarda hatalar olabilir. Eğer ciddi deliller yoksa bu bir insanlık suçudur bu tutuklamalar. Ben buna iştirak ediyorum. Evet. Bu iş kuvvetle çözülmez. Bakın çok net söylüyorum. Yani dağdaki PKK'lıları öldürmekle, bire kadar kırmakla Kürt meselesini kimse çözemez. Fakat ben o arkadaşlardan herhangi birine empati yaparak şu soruyu sormak isterim. Empati yapsınlar. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bu saydığınız isimlerden birisi olsun ve Çukurca'da 24 şehit verildiği haberi kendisine ulaştığında ne yapar, ne hisseder? Orada Sayın Gülerce, anladım. Şöyle bir siz de bir empati yaparsanız, onlar hukukun içinde kalınsın. Yani şartlar ne olursa olsun. Sayın Başbakan da altını çiziyor bunun, onu da fark ediyoruz. Ben de savunuyorum onu. Yani özgürlükleri kaybetmeden terörle mücadeleyi yürüteceğiz. Bakınız, bu hukukun içinde kalınsın lafı da hep belli isimler için söyleniyor. Ya gazeteciler için ya profesörler için. Bu da doğru değil. Yani doğru, bu da bir tartışma konusu. Doğru, bu da evet, ayrı yani bir madde. Sırf gazeteciler için ses yükseliyor. Peki o tutuklananlar içerisinde tanımadığımız etmediğimiz insanlar var. Onlar için böyle bir ses yükseltme yok. Bir ikinci önemli noktada bu KCK'yı bu arkadaşlar işte PKK'nın
siyasi kolu gibi, şehirlerdeki siyasi yapılanması gibi anlatıyorlar. Benim buna da itirazım var. Neden itirazım var? O zaman BDP nedir? Seçimlere katılan bir parti var, milletvekilleri var, parlamento siyaset yapıyor. Yani BDP'ye rağmen nasıl oluyor da bu... Ya buna ihtiyaç duyuluyor. ...hareketinin bir de KCK'ya ihtiyacı oluyor. Yani siz diyorsunuz ki yani düz ovada siyaset yapacak varsa o da zaten BDP. Işte, BDP yapıyor zaten ama işin aslı öyle değil. Bakınız ben bugünkü yazımda Sayın Cengiz Çandar'ın TESEV raporundan bir alıntı yaptım. KCK nedir? KCK Türkiye'deki, Suriye'deki, İran'daki ve Irak'taki Kürtler arasından yani PKK çizgisindeki Kürtler arasından seçilen delegelerle oluşmuş bir üst yapı. Doğru. Ama Sayın Çandar da diyor ki ben 2007 Mayıs'ta bunları söylüyordum. 2007'den beri biliyoruz. Bazı insanlar da ama yeni öğreniyor. Ama bu yapılmıyor. Bakın ben mesela bugün yazımda şu vurguyu yapıyorum. Sayın temsilen diyorum Hasan Cemal Bey'e soralım şu soruyu. Bu KCK'nın Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan. PKK'nın Dağ Kadrosu'nun lideri de Murat Karayılan. Şimdi bu neyi anlatıyor doğru, acaba? Doğru aslında. Peki Sayın Hüseyin, soru budur. Doğru. Hüseyin Gülerci'ye şunu sorsak, peki liberallerle yani 2002'den beri devam eden ve ekseni Avrupa Birliği olan demokratik hakların genişletilmesini isteyen bir anlayışa destek olan o cephedeki önemli kalemler yeniden bir kopuş sürecinde mi? Siz başlığı da öyle koymuşsunuz, öyle mi tarif ediyorsunuz? Yani bir yol ayrımı bu ama bu... Bazen şöyle olur, patika evet, bu yolu ayrımı. Kesişir, tekrar kesişir. İleride gidersiniz, bir otobanda buluşursunuz. Ben o otobanı yeni sivil anayasa ve Türkiye'nin AB üyeliği olarak görüyorum. Ve bu arkadaşlarla bu konuda hiçbir ayrımız gayrımız yok. Sadece teröre ve şiddete bulaşmış, ırkçılık yapan bir KCK vurgusunu yapmadıkları için ben üzülüyorum. Yani böyle masum, siyaset yapan... İşte siyasetle de çözülmeyecekse bu mesele neyle çözülecek gibi doğru. Çok hümanistçe bir yaklaşım var. Bu yargıyı baskı altına almaktır. Biz cinayetten bahsediyoruz. Bu KCK'lıların içerisinde gençlere Molotov kokteyli tutuşturup otobüslere attıran insanlar var. Doğru. Bunların fikir ve ifade hürriyetiyle hiçbir alakası yok. Bir kız çocuğu yandı biliyorsunuz bir otobüste. Tabii ama yani bu isimlerin tamamını yani ben de takip ettiğim için söyleyebilirim. O konularda duyarlılıkları her zaman olan insanlar. Var, burada fakat... terörle mücadelede tabii yani kullanacak enstrümanlar ve hukuk içinde kalma sizin de vurgu yaptığınız gibi o deyimin altını iyi doldurmak lazım. Mesela hani tutuklu haller değil de tutuksuz yargılanma da yani az önce fotoğrafları tabii, gördük. Yani Sayın tabii, Ömer Çelik'le yan yana duruyor Büşra Hanım. Akşamleyin şimdi, alınıyor. Yani acaba yani tutuksuz... Bir insan olarak, bir aydın olarak ben üzülmediğimi söyleyemem. Ve ben dilerim ki yani Büşra Hanım gibi işte Zarakol gibi insanlar bu işin uzaktan yakından içinde değillerdir. Ve yargılama sürecinde beraat ederler. Doğru. Aynı şekilde bu PKK terörüne de bu arkadaşların yüksek sesle bir çağrı yapması lazım artık. Çünkü canlı bombalarla, futbol oynayan polisleri eşleriyle birlikte katletmelerle PKK'nın artık Kürtleri öldüren bir örgüt olduğunu, terör örgütü olduğunu yüksek sesle ben bu kelimeyi özellikle seçiyorum. Yani böyle satır arasında değil. Ama o da öyle bir... Yani Taraf gazetesinde bunu yüksek sesle yapan var. Bugün aynı hassasiyeti, onların gösterdiği hassasiyeti Yasemin Çongar da gösteriyor. Tabii. Bakın Yasemin Çongar'ın yazısına katılıyorum. Anladım. Arada önemli fark var. Doğru. Yani bu meselede hem malına hem mığına vurulması lazım. Peki. Sürekli mığına vurursanız hayvanın çivi ayağına gider. Doğru. Sayın Hüseyin Gülerci çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Evet. İyi akşamlar.